Bu video iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde olayın nasıl gerçekleştiğini anlatırken, ikinci bölümde ihtimalleri konuşacağız. Buzdağına çarparak 1514 insanın hayatını kaybetmesine neden olan Titanik'e geçtiğimiz günlerde Ocean Gate adlı şirket tarafından turistik bir tur düzenlendi. Titan adı verilen bir denizaltıyla gerçekleştirilen seferde iletişim kesildi ve denizaltı kayboldu. Titan isimli oldukça küçük denizaltı 670 santim uzunluğunda, 280 santim genişliğinde ve 250 santim yüksekliğinde. Oyun konsoluyla kontrol edilen Titan'ın son derece küçük olması nedeniyle yolcular için de pek konforlu olduğu söylenemez. Denizaltı aracının önünde yolcuların dışarıyı seyredebilmesi için kocaman bir pencere bulunurken, yine yolcuları 96 saat boyunca hayatta tutabilecek miktarda hava, su ve gıda bulunmakta. Peki, Titanik'in kalıntılarını ziyaret etmek için Titan seferine katılan yolcular kimlerdi? 3 Guinness rekoruna sahip pilot Hamish Harding, Pakistan kökenli İngiliz 58 yaşındaki milyarder Şahzada ve oğlu Süleyman Davut, 1987'de Titanik'e ilk dalan 73 yaşındaki Bay Titanik lakaplı Paul Henry Norgelit, Ocean Gate'in CEO'su ve Titan'ın kaptanı olan Stockton Rush. Peki, en can alıcı nokta olan yaklaşık 2 yıldır klonlanan Titan ne kadar güvenliydi? Denizaltılar genellikle ABD Denizcilik Bürosu gibi kurumlar tarafından sertifikalandırılırken, BBC'den edinilen bilgiye göre Titan'ın herhangi bir sertifikası bulunmuyor. 2021'de bu denizaltıyla Titanik'e giden Arthur Loibel, Titan'la ilgili deneyimini bir intihar girişimi olarak betimliyor. Geçtiğimiz günlerde az önce bahsettiğimiz 5 kişi $250,000 ödeyerek Titanik'in enkazını görmek için Atlantik Okyanusu'na turistik bir tura katıldı. Ancak seferden 1,5-2 saat sonra denizaltıyla olan iletişim kesildi. Arama kurtarma ekipleri seferber olsa da Titan'da oksijenin bitimine kadar olan süreçte hiçbir haber alınamadı. Uzmanlara göre en kötü durum senaryosu deniz altında bir patlama gerçekleşmiş olmasıydı. Nitekim öyle oldu. Deniz robotiği profesörü Williams ise Titan'ın kompozit gövdesi deniz basıncına dayanacak şekilde inşa edilmiş olsa da şeklindeki veya yapısındaki herhangi bir kusur bütünlüğü tehlikeye atabilir ve bu durumda patlama riski vardır dedi. Bununla beraber uzmanlar su altında olmasına rağmen gemide bir yangının patlak verebileceğini ve bunun çeşitli şekillerde bazı felaketlere sebep olabileceğini söylüyor. Ve daha sonra beklenen haber kötü şekilde geldi. ABD Sahil Güvenliği Titan'a ait enkaz parçalarını bulduğunu açıkladı. Denizaltının içerisindeki 5 kişi Atlas Okyanusu'nda kayboldu ve muhtemeldir bu 5 kişinin bedenleri bile bulunamayacak. Şimdi gelelim ikinci kısma. Bu olayla ilgili sizin de görüşlerinizi çok merak ediyorum. Bu konuyu yorumlar kısmında tartışalım. Bu geziye katılan kişilerin özelliklerine baktığımızda milyarderler, rekortmenler, yani dünya üzerinde söz sahibi kişiler olduğunu görüyoruz. İstediği birçok şeyi elde edebilecek olan bu insanlar neden herhangi bir sertifikası olmayan, 2 yıl gibi kısa bir süre önce kurulan ve yeterince tecrübesi olmayan bir denizaltıyla böylesine riskli bir geziye çıkar? Kaldı ki bu denizaltıyla ilgili hem çalışanlardan hem de uzmanlardan bunun bir intihar girişimi söylemleri varken, kim bilir, belki de doğmak istediler onları hiç kimsenin tanımadığı yeni bir dünyaya, yeni bir kimlikle. Sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.